Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman. Bloomberg ET Para ve Sermaye Piyasaları Müdürü Ebru Usta ile birlikte karşınızdayız. Az sonra hem aracı kurum raporlarını hem de piyasa fiyatlamalarını değerlendireceğiz. Öncesinde ise haftanın 3. işlem günündeyiz ve seçim öncesinde de 3 işlem günü kaldı. Dün 40 milyar TL'nin altına inen bir hacimle takip ettik. Bugünden neler beklemek lazım konuşalım. Alev Yatırım'a döneceğiz. Araştırma analisti Ahmet Deniz Yavasan bu sabah bizimle beraber. Günaydın diyelim ve hemen vakit kaybetmeden soralım. Yeni günde neleri fiyatlayacak piyasalar? Siz hangi göstergeleri izleyeceksiniz ALB yatırımda? Günaydın Zeynep Hanım. Öncelikle bildiğiniz üzere dün de aslında yatay bir açılış yaptık piyasada. Gün içerisinde volatil bir hareket gördükten sonra gün sonunda tekrar bir yatay kapanış yaptık. Aslında bakacak olursak bu dönemde bu tür hareketleri görmek oldukça mümkün. Özellikle seçim tarafı var zaten. Seçim belirsizliği hala piyasada. Ne kadar bunun fiyatlamalarını görsek de biraz daha aslında piyasadaki yatay görünümün sebebi bu. Gelecek dönemde peki bizi neler bekliyor? Özellikle şu seçim belirsizliğini atlattıktan sonra kabine tarafında özellikle Hazine Bakanlığı'na kimin geleceği ve gelecek dönemdeki para ve maliye politikaları piyasa açısından önemli olacak. Peki kısa, orta ve uzun vadeli yatırımcılar bu dönemde nasıl bir strateji izlemeliler? Özellikle uzun vadeli yatırımcılar için şunu söylemek çok kolay. Borsa İstanbul 2008 yılından beri görmüş olduğu en düşük fiyat kazanç seviyelerinde. Özellikle sektörel bazlı baktığımız zaman tabii ki bankacılık burada en önde gelirken bu sonraki aşamalarda gayrimenkul ve ulaştırma sektörleri bizi karşılıyor. Ulaştırmaya burada bir parantez açmak istiyorum. Çünkü gelecek dönemle ilgili beklentileri güçlü. Aynı zamanda kapasite artışı ve geleceğe yönelik yatırımlar da aslında bizim şu dönemde uzun vadeli yatırımcıların portföyünde bulundurması gereken sektörlerden bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. Yine farklı sektör arayışları da otomotiv sektöründe de portföylerinde yer verebilirler. Eğer gelecek dönemde bir kurda sıçrama bekliyorlarsa bu sefer perakende sektörü aslında biraz daha enflasyona paralel bir karlılıkta artışı olacağı için biraz daha savunma tarafına portföylerine yer verebilirler. Bunun dışında kısa vadeli yatırımcılar içerisinde de bu dönemde hareket etmek oldukça zor. Tabii ki stoplu ilerlemek bu dönemde en başlıca kurallarımız arasında yer alması gerekirken biraz daha aslında kredili işlemlerden uzak durmalarını da öneriyorum. Özellikle geri çekilmelerin, özellikle siyasi taraftaki açıklamalarla birlikte geri çekilmelerin önemi bu dönemde oldukça yüksek seviyelerde. Bizim de şu dönemde izlediğimiz seviyeler arasında baktığımız zaman zaten 4400 önemli bir destek noktası. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması satış baskılarını hızlandıracaktır. Eğer 4550 seviyesi de yukarı yönlü bir aşılma sağlanırsa ve üzerinde kapanış gösterirse sınırlı da olsa biraz daha aslında pozitif görünüme kavuşabileceğimizi düşünüyorum. Küresel piyasalarda değinmekte fayda var. Borç limiti henüz çözülememiş gelişmeler arasında. Bunun dışında dün de PMI verilerini açıkladık. Ne kadar hizmet PMI'larında ABD, Euro bölgesi ve Asya'da sınırlı toparlanma görülse de imalat tarafında sert satışlar gözüktü. Gözler tabii ki FED toplantısında yaklaşık olarak 20 günden kısa bir süre kaldı. Özellikle gelecek, bu ay sonunda gelecek tarım dışı istihdam ve FED toplantısının bir gün öncesinde gelecek olan enflasyon aslında Haziran ayında bir 25 bas puanlık artış olacak mı olmayacak mı bize en net cevabı verecek olan ekonomik veriler olacak. Bunun öncesinde fiyatlamalar biraz daha güvercin, faiz artışı olmayacağı niteliğinde biraz daha aslında gelecek ekonomik verilere bakarak onları tahmin ederek bu dönemde özellikle değerli madenlerde ve ABD endekslerinde pozisyon almak önemli olduğunu düşünüyorum. ALB Yatırım Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yavasan, çok teşekkür ederiz bu değerlendirme için. Biz de istersen kaldığımız yerden devam edelim. Bundan sonrasında neler ekleyebiliriz 9.55 öncesinde? Viyop'ta şu an için %0.23'lük bir kayıp görüyoruz. Aslında çok sınırlı tepki alımlarıyla bir başlangıç beklentisi vardı ama Viyop tarafında şu an hafif negatif bir görünüm var. Geldiğimiz seviyeye baktığımızda Zeynep 4470 puandayız şu an itibariyle borsada. Dün çok sınırlı bir pozitif kapanış geldi. %0.11 civarı bir artıda kapanış geldi. Bunun aslında en önemli sebebi özel bankalara gelen alım. Bir de Sasa, Hektaş, Tüpraş gibi bu 3 hisseye gelen alımlardı. Diğer taraftan ulaştırma endeksinde negatif bir görünüm olduğunu görüyoruz. Sanayi endeks bu dediğim hisselerle Sasa, Hektaş, Tüpraş gibi hacim bazlı katkılarıyla, puan bazlı katkılarıyla Borsa İstanbul'u hafif pozitif bir tarafta kapanışa götürdü. Bankalarda aslında ayrışma vardı.
bankaların aslında yılbaşından bu yana seyrine baktığımızda bankacılık endeksinin %23 gerilediğini görüyoruz. Dünkü artıya rağmen dün de %0.2 civarında hafif artıda kapandı. Ama yılbaşından bu yana baktığımızda %23'lük bir kayıp var bankalarda. BIST'te de %18.8'lik kayıp var yılbaşından bu yana. Aslında yılbaşı da zaten en yüksek seviyeydi 5660 puanla. 4470 puan, 4500'ün hemen altında bir kapanış var. 5000 puan seviyelerinde zikzak çizen Borsa İstanbul 5000 puanda tutunamayınca 4500'lere kadar geri çekilmişti. Şimdi de burada zikzaklar görüyoruz grafiğimizde de. 4500'ün üzerine yükseliş olur mu? Bu çok soruluyor. Artık seçimde yaklaşıyor. Son 3 işlem günü var. Artık yukarıya doğru bir gidiş olur mu? Ya da 4500'e tutunamayıp aşağıya mı sarkacak? Şu an bu seviyelerdeyiz. Bu tartışma konusu piyasada da en çok konuşulan konular. Bunun aslında en önemli başlığı, en önemli aslında arkasındaki temel sebep hacim. Hacim grafiğimizde şimdi birazdan göreceğiz. Hacim çok düştü Zeynep. Dün de 40 milyar TL'nin altına gerilen bir hacim var. 39.8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Seçimden önceki hafta son günlerdeki barlara baktığımızda burada bir artış olmuştu. 90 milyar TL'ye kadar çıkmıştı. Aslında bunun da altında yatan en önemli sebep yabancı alımlarıydı. Sınırlı da olsa bir yabancı girişi olmuştu. Hatta yabancı takas oranı da %30'un üzerine yükselmişti. Ancak seçim sonrasında tekrar ikinci tura uzaması nedeniyle seçimin yeniden bir bekleme dönemi başladı. Burada da 40 milyar TL'nin altına gerileyen bir hacim var. Şu an tabii yatırımcılar da belirsizlikle birlikte ya da diğer enstrümanların daha cazip olması nedeniyle farklı yerlerde yatırımlarını değerlendiriyorlar diyebiliriz şu an için. Bankalarda dün baktığımızda yine Vakıfbank ve Halkbank bu sefer negatif ayrışan taraftaydı ki Vakıfbank'ta hisse geri alımı da oldu. Dün 8 lira 36 kuruşla 8 lira 51 kuruş arasındaki fiyattan 2 milyon TL'lik bir geri alım da yaptı Vakıfbank. Toplamda da 1 milyar TL'lik deprem sonrasında bir geri alım programı açıklamıştı Vakıfbank. Ancak pozitif ayrışan tarafta olan hisseler dün itibariyle özel bankalar oldu. Kamu bankaları negatif ayrıştı. Sasa, Hektaş, Sasa dün bölündü. Dün ben de bir sonraki gün bölünecek demişim. Onu da tekrar düzeltmiş olayım ama artık zaten bölünme gerçekleşti. Dün %8.6'lık bir artısı oldu bölünme sonrasında. 50 lira tam olarak kapanış seviyesi de tam 50 lira seviyesinde kapandı Sasa. %8.6 artış. Sasa ile birlikte Hektaş da %4 arttı. 25 lira 86 kuruştan Hektaş'ta kapanış gerçekleştirdi. Tüpraş'ta da %2.5'luk bir artı vardı. 65 lira 60 kuruştan kapanış oldu. Sasa, Hekraş ve Tüpraş puan bazlı katkılarda ilk 3 sırada yer aldı. Dün itibariyle borsayı da hafif yukarı taşıyan hisseler oldu. Ereğli tarafında negatif görünüm devam ediyor. %0.6'lık kayıpla dün 31 liradan kapanış gerçekleştirdi Ereğli. Dün dikkat çeken diğer bir hisse de Tatgıda'ydı. Tatgıda dün tavan oldu. Burada da aktarmıştık. Koç Holding'in Tatgıda'yı satma planı ile birlikte bir danışmanlık firmasıyla anlaştığı ile ilgili bir kapı açıklaması olmuştu Koç Holding'in. Dün Tatgıda hissesinde tavan seviyeler gördük. Koç Holding'de de %0.3'lük sınırlı bir kayıp vardı. Hacim 39.8 milyar TL. Önemli bir geri çekilme var. Artık son 3 işlem gününde hacimde ilk sırada da Sasa hissesi yer aldı. %8.6'lık artıyla yaklaşık 4 milyar TL'si Sasa hissesinde oluştuğu hacmin. İkinci sırada Türk Hava Yolları, üçüncü sırada da Europower hissesi yer aldı hacimde. Tabana yakın seviyelerde gerçekleşti dün kapanışı. Birkaç şirket haberi aktaralım istersen. Dün Sasa'nın bölünmesinin ardından Çemtaş hissesi de bölünecek. SPK onay vermişti SPK bülteninde geçtiğimiz hafta. Çemtaş'tan da bir açıklama geldi. Sermayesi 100 milyon 975 bindi. 500 milyona çıkıyor. 399 milyon liralık yaklaşık bir sermaye artırımı gerçekleşecek burada. Bedelsiz pay alma hakkı için son tarih 1 Haziran olarak belirlendi. Çemtaş'ta ödeme tarihi de 2 Haziran olarak belirlendi. S&P Kredi Derecelendirme Kuruluşu Pegasus'un kredi notunu yükseltti. Uzun vadeli kredi derecelendirme notunu B durağından B artı negatife revize etti. Yukarı yönlü bir güncelleme oldu kredi notunda. Onu da aktaralım. Marka Yatırım Holding son dönemde önemli
Volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında birçok tedbir getirilmişti. Önemli bir dalgalanma oluyordu hissede. Endekslerden çıkarılmıştı hatta geçtiğimiz haftalarda. Borsa İstanbul tarafından yeni bir açıklama geldi Marka Yatırım Holding ile ilgili. Endeks değişiklikleri yönünde 24 Mayıs'tan itibaren, bugünden itibaren tekrar endekslere dahil edildi hisse. Emek Elektrik'te 25 Nisan'da aldığı karar doğrultusunda %100 bedelli sermaye artırım kararı almıştı. Bu doğrultuda SPK'ya başvurduğunu açıkladı. Bugün ayrıca temettü ödeyecek şirketlerimiz var. AG Holding, Anadolu Grubu Holding ve Logo Yazılım. İki şirketin temettü ödemesi olacak. Brüt'te 82 kuruş AG Holding tarafında. Brüt temettü verimliliği %0.9'a denk geliyor. Logo Yazılım tarafında da 1,5 lira seviyesinde bir ödeme olacak bugün. %2.8 civarında bir brüt temettü verimliliği denk geliyor. Kontrolmatik tarafından da bir şirket haberi var. Smart Gas Enerji AŞ ile 84.8 milyon TL'lik bir sözleşme imzalamış Kontrolmatik. Geri alım, Vakıfbank dün geri alım yaptı diye biraz önce aktarmıştım. Yine geri alım yapan şirketler var. Kardemir A, Kardemir D, Kozal hissesinde yine geri alım vardı dün. Medikal Park'ta da geri alım yapıldığını KAP duyurularından gördük. Borsada %0,13'lük bir yükselişle 4476 puandan açıldı. Onu da hemen aktaralım izleyicilerimize. Şimdi City'den bir süpermarket raporu var. Defansif hisseler epeydir daha çok tartışılır oldu. O yüzden istersen burayı bir anlatmaya çalışalım. İzleyicilerimiz de sabah da sormuşlardı. Perakende sektörü hisselerine ne oluyor, neler fiyatlanıyor diye. İstersen City'nin gözünden bakalım nasıl bir cevap üretmek mümkün. Evet, süpermarketle ilgili çok rapor geliyor, gelmeye de devam ediyor. Bu sefer Citibank'tan geldi. Burada aslında değerlendirdikleri şey kur hareketliliği. Yani kurdaki yukarı yönlü seyrin enflasyona geçişkenliği üzerine bir çalışma yapmışlar. Bu doğrultuda şirketler bundan nasıl etkileniyor? Türkiye'deki perakende şirketleri, süpermarket hisseleri kur ve enflasyon geçişkenliğine bakmışlar, analiz etmişler. Büyük perakendecilerin ürünlerinin fiyat artışlarını direkt olarak tüketiciye yansıttıklarını söylüyorlar. Yani bu kur artıyor, enflasyon artıyor. Bunu direkt yansıtmışlar tüm şirketler için. 3 şirket var zaten. BİM, Migros ve Şok Marketler. Bu üçünü incelemişler. Raporda döviz kurunun TÜFE'ye geçişkenliğinin son 2 yıldır gözle görülür şekilde yükseldiği söyleniyor. Perakende şirketlerinin TÜFE artışından olumsuz etkilenmediği söylenmiş raporda. Yani satışları artıyor, karlılığı artıyor. Enflasyon artsa da tamamen fiyatlara yansıttıklarını belirtmişler. Bu arada ilginç bir tespitleri var. 2021 yılından sonra kur artışının ve liradaki değer kaybının direkt olarak gıda enflasyonunu gösterdiğini belirtiyorlar burada. Yani 2021'den sonra %97 oranında lirada değer kaybı olmuş, gıda enflasyonu da %97 seviyesinde gerçekleşmiş. Bunu tespit etmişler. 3 süpermarket hissesinde gıda enflasyonunu fiyatlarına tam olarak yansıttığını söylemişler raporda. Dolar bazında 2018'den bu yana faaliyet karını %150 civarında artış gösterdiği 3 şirkette belirtiliyor. Büyük perakendecilerin bundan sonraki süreçte geleneksel dağıtım kanallarından pay alarak, paylarını daha da artırarak büyümeye devam edeceklerini söylemişler. Diğer ilginç bir tespitleri raporda yine seçimlerden sonra BİM hissesinde satışların olduğu, bunun temel nedeni, bu benim yorumum, bundan önceki süreçte BİM hissesi seçimlerden önceki dönemde, önceki haftalarda artıdaydı. Aynen özel bankalar gibi seçimden sonraki süreçte bu sefer de negatif tarafta kalmaya devam ettiğini ve seçimden sonra hissede satış olduğunu söylemişler ki BİM'de çok ciddi cezalar da gelmişti Sür Rekabet Kurumu tarafından son yıllarda. İkinci çeyrekte bu 3 şirket için BİM, Şok Marketler ve Migros için daha iyi finansallar beklediklerini söylemişler sektör genelinde. Bu doğrultuda 2 şirkette hedef fiyat güncellemesine gitmemişler. BİM'in hedef fiyatı 182 lirada sabit kalmış. Şok Marketler'de de 43 lirada sabit kalmış. Migros için hedef fiyatlarını ise 185 liradan 195 liraya yükseltmişler ki dünkü kapanış fiyatı Migros'un 167 lira 60 kuruş seviyesindeydi. BİM'in de 134 lira seviyelerindeydi. 182 lira hedef fiyatı var. Şok Marketler'de dün kapanışı 29 liralardaydı. 43 lira hedef fiyat vermişler.
Şimdi hemen bakıyorum termine. Bir maçla ilgili olarak 23 al tavsiyesi, bir tut tavsiyesi var. 12 aylık hedef fiyat seviyesi 212 lira 70 kuruşta görülmüş. Bu da dünkü kapanışa kıyasla önümüzdeki 12 aylık süreçte %58,3'lük bir getiri potansiyeline denk geliyor. Şok marketler tarafına geçelim buradan. 13 kurum değerlendirmiş araştırma kapsamında. 12 aylık hedef fiyat seviyesi 43 lira 48 kuruş olarak görülüyor. Bu da %49,1'lik bir getiri potansiyeline eşdeğer. Diğer tarafta Migros'a da bir bakalım. Onun da adı geçti raporda. Orada da 17 kurumdan al, bir kurumdan tut, bir kurumdan da sat tavsiyesi olduğunu görüyoruz. Bununla beraber yine 224 lira 39 kuruşta gördüğümüz bir hedef fiyat seviyesi var. O da %33,9'luk bir getiri potansiyeline işaret etmiş durumda. Şimdi imalat sanayinde kapasite kullanım oranı ile ilgili rakamlar da Merkez Bankası tarafından açıklandı. Hemen şöyle izleyelim. İzleyicilerimizle onları hızlıca paylaşmaya çalışalım. 1743 iş yeriyle yapılan anketin sonuçlarına göre kapasite kullanım oranı Mayıs'ta %76 seviyesinde gerçekleşti. Önceki veri ise %75,4 düzeyindeydi. Bununla beraber yine mevsim etkisinden arındırılmış kapasite kullanım oranı %76 diye bir dipnotta biz aktarmış olalım. Grafikte de yine kırılımları bir miktar daha belki görmek mümkün diyelim. Bu tarafa yine bakıldığı zaman kırılımlar ekranımıza geldi. Reel kesim güven endeksi tarafında da Mayıs ayında 108,3 değerini aldık. Önceki değer ise 108 seviyesine işaret etmişti diye bir dipnot düşmekte belki fayda var. O taraftan da yine biraz not vermeye çalışalım. İzleyicilerimize birkaç başlık vermeye çalışalım. Burada da yine 1743 iş yerinin katılımı olduğunu öncelikle hatırlatalım. 2023 yılı Mayıs ayına geldiğimiz zaman mevsim etkisinden arındırılmış 105,1 seviyesi karşımıza geliyor. Endeksi incelediğimizde gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki üretim hacmi ve son 3 aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken sabit sermaye yatırım harcaması, genel gidişat, gelecek 3 aydaki toplam istihdam, mevcut mamul mal stoku ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiş durumda. Onu da şöyle kısaca tablodan yine göstermeye çalışalım. Son 3 ay mevcut durum ve gelecek 3 aya ilişkin yine kırılımlar da böylelikle ekranımıza yansıdı diyelim. Yine sektörel güven endekslerinde de Mayıs ayında hizmette %0,6'lık bir azalma var. Perakende de %0,4, inşaatta ise %4,3'lük bir sektörel güven endeksi artışı kayıtlara geçmiş durumda diyelim. Citi'nin raporu tamamladıktan sonra istersen Deniz Yatırım'la devam edelim. Deniz Yatırım hazır Migros'tan bahsetmişken dün döngüsel portföyüne Migros'u eklediğini açıkladı. 12 aylık hedef fiyatı Migros tarafında 247 lira 90 kuruş olarak sürdürmüşler. Migros'u maliyet artışlarıyla baskılanan marjlara rağmen güçlü ilk çeyrek finansalları nedeniyle döngüsel portföylerine eklemişler. Ondan bir eklemiş olalım Migros'u da. Deniz Yatırım ayrıca Alfa Solar Enerji'yi araştırma kapsamına aldı. Kapanış pek fazla fiyatı, böyle raporunu gördüğümüz bir şirket değil, değil mi? Evet, Alfa Yıldız Solar. Yıldız Pazar'da yer alıyor şu an Alfa Solar Enerji ve Kasım ayında halka açılmıştı. Yeni halka arzlardan bir tanesi. Alfa Solar Enerji'nin dün kapanış fiyatı 301 liraydı. Hedef fiyatı 406 lira 10 kuruş olarak belirlemiş Deniz Yatırım ve al tavsiyesiyle araştırma kapsamına dahil etmiş. %35 civarında bir getiri potansiyeli sunuyor şu anki hedef fiyatlarıyla birlikte. Sektördeki güçlü konumu, sağlam bilanço yapısı, talep artışını karşılamak için yeni fabrika yatırımları var, depo yatırımları, GES kurulumları var. Amerika ve Avrupa'da yatırım planları var, hücre üretim planları var. Bununla birlikte güçlü beklentilerle birlikte araştırma kapsamına almışlar. Yılbaşından bu yana da endeksin %33 üzerinde performans sergilemiş. 2023 tahminlerine göre şirketin FK'sı 11.8 seviyesinde, FDF VÖK çarpanı da 11.4 seviyesinde şu an itibariyle. Taahhüt edilenin üzerinde bir temettü politikası olduğunu açıklamış şirket. Düzenli temettü dağıtan şirket olma hedefi var Alfa Solar Enerji'nin. Dağıtılabilir karını en az %30'unu yatırımcılarla paylaştığı belirtiliyor raporda. Artan serbest nakit akışı, güçlü bilançosu ile şirketin taahhüt ettiği rakamın üzerinde temettü dağıtması da öngörülüyor. Birkaç detay da verelim. 2023 yılı ikinci çeyrek için BIST 100 endeksine ve Mayıs-Eylül 2023 dönemi için BIST Katılım 50 endeksine dahil edildi Alfa Solar Enerji.
16 Kasım itibariyle Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştı. Hisselerin %20'si halka açık durumda. Ciddi bir ilgi de olmuştu zaten halka arzına, Kasım ayındaki halka arzdan bu yana. Şirketin toplamda 711 personeli var, ciddi yatırımları var. Yurt dışında da genişleme planları var. Evet, bu arada Alfa Solar'la ilgili herhangi bir tavsiye terminalde de yok, onu da yine söyleyelim. Dolayısıyla Deniz Yatırım'ın bu çalışması bu anlamda da değerli. Bu arada borsada 4488 puanda işlemler devam ediyor. %0,38'lik bir kazanım var. Bu da kabaca 15 puanlık bir yükseliş anlamına geldi. Dolar TL tarafında borsa açılışı itibariyle 19.87.67'den işlemler sürerken Euro TL'de 21.46.80 seviyesi ekranımıza yansıdı. Kırılımlarda henüz hareket var mı bilemiyorum ama varsa onları da ekrana getirdik. Mali endeks tarafı şu anda %0,32, sanayi endeks tarafı %0,11 ve banka endeksi %0,50 kadar yükselişle karşımıza geldi. Hizmetler endeksine gidiyoruz. Orada %0,45'lik yine alıcılı bir seyir ekranımıza yansırken ulaştırma endeksi de %0,22 kadar yükselişte ve turizm endeksi %0,67 kadar kazanımıyla yine ekranımıza yansıdı. Amerika'da vadelilerde şu anda eksiler gözüküyor ekranımızda, onu da belirtelim. VIP 30 kontratlarında da %0,22'lik bir değer kaybı ekranımıza yansıdı. Böylece piyasa masasını bugün de noktalıyoruz. Yarın sabah tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.